akar sel olur, Allah Allah sel olur. İner rengin deryasına göl olur, İner engin deryasına göl olur, Allah Allah göl olur. Ahım dudu çıkar arşa yol olur, Allah Allah yol olur. Ahım dudu çıkar arşa yol olur, Allah Allah yol olur. Hak isteyenler tevhid eylesin, hakkı isteyenler tevhid eylesin, Allah Allah eylesin. Bakın Seyyid-i Seyfullah'ın haline, Allah Allah haline. Bakın Seyyid-i Seyfullah'ın haline, Allah Allah haline. Canı başı verdi Allah yoluna, canı başı verdi Allah yoluna, Allah Allah yoluna. Sakın aldanmayın dünya maline, Allah Allah maline. Sakın aldanmayın dünya maline, Allah Allah maline. Hakkı isteyenler tevhid eylesin, hakkı isteyenler tevhid eylesin, Allah Allah eylesin. Evet, Muhammed Hocam'a teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun, gönlümüzü hoş eyledi. Uludağ Üniversitesi Rektörümüz, kıymetli hocamız Profesör Doktor Ahmet Sahin Kılavuz hocamla sohbete devam ediyoruz. Hocam, soruyu sormuştuk. Ayet mi, kader açıklamasını yaptınız. Evet. Ayet mi, ibret mi, bir imtihan mı? Ne dersiniz? Yani hepsi esasında. Yani bunların hepsiyle ilgili söylenecek şeyler vardır. Allah'ın gazabı mı diyorlar ama Cenab-ı Hakk'ın rahmeti gazabını geçtiği için, inancımız öyle olduğu için gazap kelimesini kullanmayı hiç uygun bulmam, hı hı, bu noktada. Ama ceza kelimesi malumunuz Arapça'da karşılık demektir. Evet. Bizim Türkçe'ye geçerken biraz olumsuz, pejoratif bir anlam kazanıyor ama hı hı, Arapça'da hem iyi şeyler için hem de kötü şeyler için insanın yaptığının karşılığının verilmesi anlamında kullanılır. Dolayısıyla da hayrın da cezası vardır, şerrin de cezası vardır. Hı hı. Bu anlamda düşünecek olursak, insanın bu evrende yapmış olduğu işlerin bir karşılığı olarak mı acaba bu karşımıza çıktı? Hı hı. Bunu ibretle düşünmemiz icap eder. Acaba biz evrendeki tabii doğal dengeyi bozduğumuz için, Allah'ın koyduğu fıtratı bozduğumuz, hı hı, için mi bunlar karşımıza çıkıyor? Nezih şeylerden yeme içmek söz konusuyken, haram, işte yarasa haram, ve yırtıcı hayvanlardan geçtiği söyleniyor. Hı hı. Şu anki bilgimiz öyle. Ona riayet etmediğimiz için mi? Bak, bunlar hep soru işaretleri. Hı hı. Mutlak budur dememiz mümkün değil. Ama bunların her birinin etkisi var. Hı hı. Çünkü bir toplumdaki değişiklik ancak o toplumun tercihiyle söz konusu oluyor. Yani yine irade, kaza, kader meselesine geldiğimizde
Cenab-ı Hak buyuruyor ki innallâhe lâ yugayyiru mâ bi kavmin hattâ yugayyiru mâ bi enfusihim. Bir toplum kendisini değiştirmediği müddetçe Cenab-ı Hak o toplumu değiştirmez. Yani bizim başımıza gelen kötülükler, iyilikler, iyi toplum olmak, kötü toplum olmak tamamen kendi tercihlerimiz, bu bireysel tercihlerimizin bileşkesinin toplumsal tercih olarak karşımıza çıkmasıyladır. Hocam yani bunun altını çizelim, çok tabii, özel bir söz söylediniz. İnsanların bireysel tercihlerinin sonuçları olduğu gibi toplumsal tercihlerinin de sonuçları var. Toplumun da bir iradesi var. İradesi var. Kamu vicdanının her zaman bir dengede olması gerekiyor. Olması icap ediyor ve o iradenin sonucunu Cenab-ı Hak yaratıyor. Evet. Ve o toplum eğer iyiye doğru bir gelişim, dönüşüm, evrilme gösteriyorsa Cenab-ı Hak o toplumu iyi bir toplum haline getiriyor. Evet. Dolayısıyla falan kurtarıcıyı, filan kurtarıcıyı beklemenin de bir anlamı yok. Biz kendimiz birey olarak dört dörtlük inancından ibadetine, muamelelerinden, bireysel ve toplumsal ilişkilerinden adab-ı muaşeretine, ahlakından estetiğine kadar, medeniyetine kadar dört dörtlük İslam'ın gereklerini yerine getirebildiğimiz takdirde o toplumun İslamlaşmasından, o toplumun iyi toplum olmasından belki söz edebiliriz. Eğer bunu biz kendimiz yapmazsak hiçbir kurtarıcı gelip de bizi bu toplumu iyiye bir anda çeviriverecek değil. Onun içindir ki eğer yeryüzünde ve denizlerde bir bozgun, bir fesat, bir bozulma hadisesi yaşanıyorsa bu bizzat bizim kendi yapıp ettiklerimizle. Zaharal fesadu fil berri vel bahri bime kesebet eydin nas. Bizim kendi yapıp etmemizden dolayı bunlar başımıza geliyor. Onun için hani kendimizi muhasebeye çektik, bir nefis muhasebesini aldık bireysel ve toplumsal olarak. Ya acaba bu illetin, bu imtihanın bizim başımıza gelmesinde neler etkili oldu? Acaba bilimi göz ardı mı ettik? Acaba temizliği göz ardı mı ettik? Dayanışmayı mı göz ardı ettik? Cenab-ı Hak ya dur insanoğlu bir kendine çeki düzen ver dedi, bir uyarı mı yaptı? Ya bunların hepsi geçerli. Bir ibret mi? Bir ibret. Yani o virüsün varlığında dahi belki biz iyi incelediğimiz takdirde Allah'ın varlığının delillerini bulma imkanına sahibiz. وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ وَاَخْتِلَافُ اَلْسِنَتِكُمْ وَاَلْوَانِكُمْ Göklerin ve yerin yaratılışında sadece gök ve yer değil, göklerdeki ve yerlerdeki en ince detay varlığa kadar bu varlıkların bu düzen ve ahenk içerisinde hayatını sürdürmesinde veyahut da belli sebeplerin belli sonuçları doğurmasında, aynı atadan gelmiş olmanıza rağmen renklerinizin ve dillerinizin farklı farklı olmasında, kesrette vahdetin oluşturulmasında Allah'ın varlığının delilleri var diyor. Yani belki tevhidden itibaren tevhid inancınızı gözden geçirin, kulluk görevlerinizi gözden geçirin, bilime bakışınızı gözden geçirin. İnsan Allah ilişkisi, insan evren ilişkisi, Allah yaratan, yaratılan alem, büyük alem, makro evren, bir de onun içinde mikro alem, insan. İnsanın evrenle, insanın Allah'la, insanın diğer insanlarla olan ilişkilerini gözden geçirin. Fazla ileri gittiniz, bir kendinize çeki düzen verin tarzında bir uyarı olması. Yahut da bunun da ötesinde tamamen bir imtihan olması. Acaba kullar bu imtihanı nasıl aşıyorlar? Farklı şekillerde birbirleriyle mücadele ederek, mukayese ederek bu imtihanı nasıl geçiyorlar? Bunu da sınamak istemiş olabilir Cenab-ı Hak. Eyvallah. Ölümü ve hayatı diyor Cenab-ı Hak tebarekede ifade edildiği üzere bizi sınamak için, iptila etmek için yarattığını ifade buyuruyor. Dolayısıyla bu olaydan hakikaten insanlık olarak almamız gerekecek çok ders var. Yani dünkü bir hesaplamada ifade ettiler haberde. Savunma harcamalarına gelişmiş ülkeler veya gelişmekte olan ülkeler 1.9 trilyon dolar harcama yapmışlar. Belki sağlığa bu kadar yatırım yok. Yapmıyorlar. Yani günde Afrika dahil olmak üzere geri kalmış ülkelerdeki 8 bin çocuk hayatını kaybediyor. Yani belki savunma harcamalarının dörtte birini bu çocukların hayatta kalması için insanlık harcamış olsa
dünya daha güzel bir dünya olacak. Eyvallah. Belki o düzeydeki insanlar, toplumlar, kavimler, kabileler gelişmiş toplumlara daha iyi bir nazarla bakacak. Ya bunlar hayatımızı kurtardı. İşte İHA'nın olsun, yeryüzü doktorlarının olsun, sınır ötesi doktorlarının olsun, Afrika'da veya gelişmekte olan ülkelere, fakir zaruret içerisindeki mağdur ülkelere yapmış oldukları faaliyetleri görüyoruz da onlara karşı muazzam bir sempati duyuyorlar. Vefa duygusuyla gönülden bağlanıyorlar. Belki bu kavga bitecek. Ezen ezilen kavgası bitecek. Kuzey güney kavgası bitecek. Gelişmiş gelişmemiş kavgası bitecek. Şimdi işte bunları tekrar gözden geçirme fırsatını verdi bu imtihan. Evet, bilmediğimiz için hikmetler çıkacak çok inşallah. Hikmetler hocam tabii siz Türkiye'nin sayılı üniversitelerinden birinin de başındasınız. Dolayısıyla Allah razı olsun Ramazan'la ilgili konuşuyoruz. Bu salgın sürecinde bu zor zamanda üniversite nasıl bir rol üstlendi? Çünkü bünyenizde büyük bir hastane de var zaten. Bir onu sorayım. Bir evet. de bağlantılı olarak üniversite öğrencileri evlerine gittiler. Şu anda online eğitim var. Onlar da sizden belki bu vesileyle bir haber bekliyorlardır. Onlarla ilgili planlanan bugün açıklayabileceğiniz bir şey var mı? Evet. Bir de bunları alayım iftara giderken. Şimdi üniversitemizde bir tıp fakültemiz var. Ve bu fakültemizin hocalarının da görev aldığı üniversite hastanemiz var. İşte Bursa Uludağ Üniversitesi Hastanesi oldu adı, yeni adı. Eski adı Sağlık Uygulama Araştırma Merkezi'ydi. Esasında 960 yataklı bir hastanemiz var. %10 yoğun bakım yatağımız var. Fakat biz bu korona sürecini Sağlık Bakanlığı'nın ve Sağlık İl Müdürlüğü'nün koordinasyonunda yürüttük. Belki Türkiye'nin önemli başarı elde etmesinin arkasında bu bir merkezi koordinasyonun yatmış olması gözüküyor. Dolayısıyla Sağlık İl Müdürlüğü bizi hasta tedavisi ve teşhisi konusunda üçüncü kademede görevlendirdi. Yani daha çok şehir hastanesi, sonra Şevket Yılmaz Yüksek İhtisas Hastanesi yeni adı orası. Sonra üçüncü olarak da biz. Pik yaptığımız dönemde, zirveyi bulduğumuz dönemde 142 yatağa ve hastaya ulaşmış idik. Biz aynı zaman diğer hizmetlerimizi de seyreltilmiş olarak devam ettiriyoruz. Gerçi elektif ameliyatlar duruyor ama acil ameliyatlar devam ediyor. Geri bırakılmasında sakınca bulunan tedaviler devam ediyor. Bu kesimi de pandemi, salgın kesimiyle de ayrı tutmanız icap ediyor. O bakımdan tamamen bir bloğu yukarıdan aşağı 7 katı biz salgın hastanesi olarak 142 yatağı ayarladık. 6 kliniğimiz oluştu. En altta acilden başlamak suretiyle diğer hastalardan tamamen farklı bir girişle kapasite %100 doldu mu? Kapasite 142 doldu. 142 bir gün gördük. O da 11 Nisan'dır. 11-12 Nisan'dır. Türkiye'de o günlerde gördü zaten. Ondan sonra şu anda daha düşük değil mi? Daha düşük. Şu anda 20-25 boş yatağımız var. Yani o noktaya geldik. Türkiye'deki bu iyileşme tablosu hamdolsun bizde 1-2 gün önceden başlamış idi. Yani o açıdan bir noktaya geldi. Şimdi biz daha çok bu salgın döneminde özellikle bu testlerin yapıldığı, kitlerin teste tabi tutulduğu halk sağlığı laboratuvarında önemli işler yaptık. Nedir o da? Bursa'da halk sağlığı laboratuvarına test yapma yetkisi verildikten sonra o laboratuvarı aktif hale bizim klinik mikrobiyolojiden bir hocamız, virolojiden bir hocamız, doçent hocamız faal hale getirdi. Orada gitti Kütahya'dan ve çevre illerden test nasıl yapılır konusunda eğitime gelen elemanları yetiştirdi. Evet. Ondan sonra da biz şehir hastanesinin araştırma görevlisi ihtiyacını yani doktor ihtiyacını da destekledik. 46 tane 4 farklı branştan yoğun bakım yan dal yapmakta olan 3 asistanımızı, acil asistanlarımızı, dahiliye asistanlarımızı ve anestezi asistanlarımızdan 46 asistanımızı oraya gönderdik. Şimdi bunlar bu ayın sonunda bir ayı dolduruyorlar. İnşallah onlar nöbetlerini tamamlayacaklar, gelecekler. Sonra ikinci bir ekip oraya sağlıkta gidelim. Da ciddi bir dayanışma oldu. Yan branşlar diğerlerini desteklediler. Aynen öyle yaptık. Evet. Bir de bunun ötesinde
Tabii işte aşı faaliyetleri var. Bir takım mühendislik faaliyetleri var. Şimdi Bursa Bilecik Eskişehir Kalkınma Ajansı, BEPKA, bir çağrıya çıktı. Bu çağrıya üniversite olarak bize 5 hocamız, 5 grup başvurdu. Ama biz bu 5 içerisinde puanlandırmayla 3'ünü oraya teklif ettik. Bu 3'ten 2'si seçilecek. Hı hı. Yani bu ventilatör cihazlarından tutun da yeni aşı deneyen, işte TÜBİTAK MAM'ın yürütmekte olduğu aşı ekibinin içerisinde bizde veterinerden de virolog bir profesör hocamız var. Yani bu anlamda üniversite daha çok bilimsel düzeyde olmak kayıt ve şartıyla destek veriyor. İmmün plazma tedavisi uygulanıyor. Ve bunun da ruhsatı henüz daha bu iş gündeme gelmeden 10 gün önce ruhsatı uygulandı mı? Uygulandı. Hatta bizim kendi bir personelimiz, güvenlik amirimiz, bir arkadaşı evvelki gün kaybettik. Üniversitede şu ana kadar tek ve ilk kayıptır. Duamız odur ki inşallah bu sirayet etmez. Gerekli tedbirler alınmış durumda. Mesela o arkadaşa 3 kür 2'şer gün arayla uygulandı. İyileşmeye de başlamıştı ama son anda bir bakteri enfeksiyonuyla zatürre daha şiddetli hale geldi. Kurtarmak mümkün olmadı. Rabbim cennetiyle muamele eylesin diyoruz. Allah rahmet bu anlamda eylesin. Güzel hizmetler görülüyor. Öğrencilerle ilgili durumdan biraz şimdi, bahsedebilir misiniz? Tabii. Süreç nasıl devam ediyor ve nereye evrilecek? Şimdi biz 30 Mart'tan itibaren uzaktan eğitim başladık. Uzaktan eğitimin senkron olanı var. Eş zamanlı canlı olanı var. Anlık olmayan asenkron olanları var. Hocalar bu sosyal medya hesaplarından uzaktan eğitim yöntemlerinin her birini işte Zoom'dur, Teams'tir, Google'dır, WhatsApp'tır. Bunlarla canlı öğrenciyle birebir ilişkiye geçebiliyorlar. Ayrıca bizim Ulu Uzem dediğimiz uzaktan eğitim merkezimiz aracılığıyla lisansüstü eğitimlerini canlı olarak yapma imkanımız var. Hatta jüri üyeleri buraya gelmeksizin evvelki hafta veteriner fakültemizde bir doktora programının jüri savunmasını yaptık orada. Yani işte mesela bu kötülüğün bize iyiliklerinden birisi Uludağ Üniversitesi'ni de yavaş yavaş dijital eğitime doğru, belki dünya oraya doğru gidiyordu, oraya doğru getirdi. Şimdi bu eğitim bir taraftan devam ediyor. Ama şunu itiraf edelim ki hiçbir şey yüz yüze karşılıklı eğitimin yerini tutmaz, canlı eğitimin yerini tutmaz. Yani biz tabiri caizse nereden dönersek zarardan kârdır, kurtarmaya çalışıyor. Öğrencimizi dönme umudu etmemeye. Var mı? Mesela şöyle, yani bir final sınavı yüz yüze yapılacak yok, gibi bir final sınavını da e-sınav yapacağız. Yani %90 bunun kararını önümüzdeki hafta vermiş olacağız. Yani e-sınav yapma kararını verdik. Çünkü Milli Eğitim Bakanı da bugünkü açıklamasında ikinci dönemin artık sınavı yapılmayacağını, derslerin yapılacağını ve birinci dönem notlarıyla önümüzdeki sene devam edileceğini ifade etti ki biz tabii bunu yapamayız. Biz bir sınav yapacağız. Sınavı test veya açık uçlu olmak üzere UKEY dediğimiz bir sistemimiz var. Bu sistem üzerinde dün bir uygulamasını yaptık. Tıp fakültesinden 1350 öğrenciyi aynı anda test yöntemiyle, eğitim fakültesinden de açık uçlu yapmak suretiyle de 65 öğrenciyi sınava aldık. Öğrenciye belli bir süre veriyoruz. Şifresiyle bizim UKEY sistemimize giriyor. Girdikten sonra bu sınavları bir merkezi yöntemle UKEY üzerinden elektronik ortamda, dijital ortamda yapacağız. Dua ediyoruz inşallah Rabbim bizi mahcup etmez bu günlerin yüzü suyu hürmetine. İnşallah Rabbim utandırmasın. Ve bir şekilde de öğrencileri de mağdur etmek istemiyoruz. Yani bir kısım üniversiteler düşünebilirler ya Eylül'de, Ağustos'ta bu işi yapalım diyebilirler. Ama bu çocukların içerisinde işte KPSS sınavına yetişecekler var, mezun atamalara olacak, yetişecekler var mezun olup da. Yani onları hangi ay yapmayı planlıyorsunuz hocam? Yani bizim tasavvurumuz 1-13 Haziran arasında bayramdan sonra yapmaktır. Ve işte salı bitiyor bildiğim kadarıyla bayram. Çarşamba istirahat edip yani belki 25-26'sında bu kanunun 5'i dersleri dediği işte inkılap tarihi, Türk dili ve yabancı dil derslerini biz
1 Haziran'a kadar yapabilirsek, çünkü bunlar her biri 11 bin, 12 bin öğrenciyi istihap ediyor. Kaç öğrenci var? Öğrenci sayımız da 70 bin. Yani şimdi hakikaten biz 70 binle bu işin üstesinden gelirsek Türkiye'de bir numara oluruz. Öyle gözüküyor. O zaman bu sene tekrar dönme olmayacak. Yani bu dönem bitti, öyle söyleyeyim. Tamamlanmış olacak. Bu dönem bitti çünkü buraya öğrenciyi sadece sınava çağırdığımız takdirde bu çocukların bir kısmı kiralık evlerinden ayrıldılar, yurtlardan ayrıldılar. Şimdi KYK yurtları karantina merkezi olarak kullanılıyor. Kalacakları yerler yok. Yani çok arzu ediyorlar fiilen sınav olmayı klasik usulde ama fakat onlar için de bir takım sakıncalar olacak. Biz mağduriyeti asgari düzeyde sağlayacak tedbirleri alıyoruz. Diyelim ki giremedi. Giremediği takdirde bunu belgelerse, fotoğrafını çeker bize gönderdiği takdirde biz mazeret sınav hakkı vereceğiz. Halbuki yönetmeliğimizde finallerde mazeret yoktur. Mazereti finale girecek, bir hafta sonra mazerete girecek. Orada da giremezse, bir şey beceremezse bütünlemelere girecek. Ondan sonra da inşallah bu süreç biter. Bir de 5 haftalık yaz okulu yaparız diye bekliyoruz ama fakat yani bazı tıpçı hocalarımızın ifadelerine göre yani süreç iyileşse dahi artık mesafeyi koruyarak, maske takarak bundan sonraki dönemleri belli bir süre sıfırlanıncaya kadar götürmemiz gerekecek. Hocam, İnşallah hakkımızda hayırlısı olur yani. Uludağ Üniversitesi'nin öğrencileri çok kısmetliler. Türkiye'de ilk defa bir iftar programında rektör hocamız şeffaf bir şekilde her şeyi anlattı. Anlatıyoruz yani. Şöyle, yani şu anda diğer üniversitelerden uğraşacaklar ki haber alalar. Ama şu anda yani güzelce, doğru, şeffafca süreç nedir ne değildir. Ben sizin sosyal medya hesaplarına vesaire de bakıyorum. Akşamla biraz baktım, öğrencilere yazıyorlar ne olacak edecek. Alın size hocam. Evet. Hem de yani Allah razı olsun sizden. Ne kadar insani. İşte aynı bizim belki batıdan farkımız bu. Yani üniversitemizin başındaki insan bir yandan eğitimi düşünürken bir yanda o çocuğun gelip ev tutup tutamayacağını, ona imkanı olmayacağını düşünmesi işte İslam medeniyetinin diğer medeniyetlerden farkı. Aynen, yoksa aynen. Kim bunu düşünür ki? Ben eğitimime bakarım, gelir, ister gelir ister gelmez diye. Evet. Belki bu bizi bütün toplumlardan daha farklı bir yere taşıyor. Evet. Hocam, son olarak iftara yaklaşıyoruz. Hem öğrencilerinize hem vatandaşımıza nasıl tavsiyelerde bulunur? Öğrenciler ne yapsınlar, evde ne etsinler? Hem de milletimize nasıl bir tavsiyeniz olur? Şöyle bir yani öğrencilere 2-3 dakika bir kere kaldı öncelikle şunu söylüyorum. Şimdi ailelerinin yanındalar. Belki sıkıldılar. Önceden alışık olmadıkları bir ortam. Çünkü üniversite ortamından dar bir aile ortamına intikal ettiler. Bu belki sıkıcı gelebilir. Ama bu bir nimet. Bu nimetin kadrini bilsinler. Yarın bir gün üniversiteyi bitirip hayata atıldık, evlendikten sonra anne babalarıyla öyle bir daha bir araya gelemeyecekler. Evet. Ah keşke o günleri değerlendirseydim diye hayıflanacaklar. Bugünden bir büyükleri, bir ağabeyleri, bir babaları, hatta bir kısmının dedeleri olarak. Çünkü benim torun üniversitede okuyor şu anda. Çok gençsiniz ama. Sağ ol, Allah razı olsun. Dedeleri olarak söylüyorum. Yani bugünlerin değerini bilsinler, biraz sabretsinler. Ama her şey dört dörtlük olmuyor. Burada hocalarımızdan da ricamız, istirhamımız. Zaten onlar olayın farkında. Çocukların yaşadıkları sıkıntıları biliyorlar. Yani nasıl ki Cuma'da cuma artık farz değil. Teravih sünnet olmaktan çıktı. Evde kılıyoruz. Farzı bile terk edebildiğimiz için böyle bir dönemde biz belli görevleri, sınavı vesaireyi yaparken çocukların da bu halet ruhiyelerini dikkate alarak, psikolojilerini dikkate alarak, içinde bulundukları fırsatsızlıkları ve imkansızlıkları dikkate alarak değerlendirmelerinde çocuklarımızın da hocaları ve eğitim öğretim kurumuyla, üniversiteleriyle ilgili de hüsnü zanda bulunmalarını, yani biz hiçbir çocuğumuzun bir gün dahi, bir dönem dahi kaybına sıcak bakmıyoruz. Eyvallah. İnşallah onlar da biraz gayret ederlerse
Cenab-ı Hak o gayretin karşılığını da verecek. Çünkü kişi Amin. İçin kazandığının karşılığı var ancak. Amin. Profesör Doktor Ahmet Said Kılavuz hocamla konuştuk. Hocam Allah razı olsun. Ayağınıza sağlık. Sizden de razı olsun. Teşekkür ederim. Bir dakikamız kaldı. Bir dua edelim müsaadeniz olsun hocam. Amin. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamden lillah ve salaten ve selamen ala Resulillah ve bihi nestaîn. Rabbimiz, unutur ya da yanılırsak bizi hesaba çekme. Bizden öncekilere yüklediğin gibi bize ağır yük yükleme. Rabbimiz, taşıyamayacağımız yükü zaten yüklemezsin. Taşırken zorlanacağımız yükleri de bize taşıtma ya Rabbi. Bizi affet, bizi bağışla, bize merhamet et. Sen bizim Mevlamızsın, kafirlere karşı yardım et. Allah'ım sen affedicisin, kerimsin, affetmeyi seversin. Bizleri de affeyle. Rabbimiz, üzüntüden ve sıkıntıdan, acizlikten ve tembellikten, cimrilikten ve korkaklıktan, borçlarımızın belimizi bükmesinden, insanlar karşısında yenik düşmekten emin ve muhafaza eyle. Rabbimiz, gökten ve yerden gelen gelecek olan, görünür görünmez bütün kaza, bela, musibetlerden, doğal afetlerden, hastalıklardan, salgından emin ve muhafaza eyle. Allah'ım, bu salgının etkilerini ortadan kaldırmaya çalışan, fırında ekmeğimizi pişirenden minarede ezan okuyanımıza, üniversitede ve belediyede hizmet edenimizden valiliğimize, kaymakamlığımıza, bakanlarımıza, emniyet teşkilatımıza, en önemlisi ön cephede çalışan sağlık çalışanlarımıza yardım et ya Rabbi. Melaki ordunla teyit eyle. Allah'ım tüm ceddimize rahmet eyle. Neslimizi ıslah eyle. Allah'ım bizlere afiyet ver ya Rabbi. Senin rızan için oruç tuttuk. Senin verdiğin nimetlerle orucumuzu açacağız. Hamdolsun verdiğin nimetlere. Hamdimizi, şükrümüzü daim eyle ya Rabbi. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.